Merhabalar, Hayalimdeki Yemekler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Safiye. Bugün sizler için ballı bademli pasta tarifi hazırladım. Hem sunumu hem de tadı oldukça güzel ve bir o kadar da kolay bir pasta. İşte görüldüğü kadar zor değil. Zaten izledikçe siz de fark edeceksiniz ki oldukça kolay bir pasta. Sizleri fazla bekletmeden hemen yapılışına geçelim. Keki için 4 adet oda sıcaklığında yumurta. Kek yaparken mutlaka yumurtaların oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. 1 su bardağına yakın toz şekeri köpük köpük olana kadar yüksek devirde çırpıyoruz. Yumurta ve şeker rengi iyice açıldı ve olduğunun 2-3 misli kabardıktan sonra yarım çay bardağı kadar ılık suyu ilave ediyoruz. Bu arada çırpma işlemine de devam edin. Yarım çay bardağı sıvı yağını da ilave edip biraz daha çırpıyoruz. 1 su bardağı artı 1 su bardağından 2 parmak eksik olacak şekilde un ilave ediyorum. 1 paket kabartma tozu, 1 paket şekerli vanilin de eleyerek ilave ediyoruz. Kek harcımızda topaklanma kalmayana kadar çırpma işlemine devam ediyoruz. Çok aşırı çırpmamıza gerek yok. Sadece unun içinde kaybolması yeterli olacaktır. Tabanına fırın kağıdı yerleştirdiğim 26 cm çapındaki kek kalıbımıza hazırlamış olduğum kek harcını boşaltıyorum. Her tarafına eşit gelecek şekilde yaydıktan sonra üzerini file bademi ile kaplıyoruz. Ben yaklaşık küçük bir çorba kasesi kadar kullandım. Kekimizin her tarafına gelecek şekilde file bademlerini serpiştirdikten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında 600 ayarda güzelce kızarana kadar pişiriyoruz. Benim kekim ortalama 40 dakika gibi bir sürede pişti ve fırından çıkartıp soğumaya bırakıyorum. Kekimiz soğurken biz de kremasını hazırlamaya başlayalım. 2 su bardağı krema. İsterseniz krema yerine 1,5 su bardağı süt kullanabilirsiniz. 2 poşet krem şantiyi ilave ettikten sonra katılaşana kadar yüksek devirde çırpıyoruz. Çırpma işlemine başlamadan önce hafif hafif çalıştırın makineyi. Ne zaman ki krem şanti tamamen kayboldu, daha sonra yüksek devirde çırpma işlemine başlayın. Bu sayede krem şantinin tozu etrafa sıçramadan kremanızı hazırlamış olursunuz. 1 paket yani 250 gram mascarpone veya Türkiye'dekiler alternatif olarak 1 paket lemme peynir de kullanabilirler. 1 yemek kaşığı kadar bal. İsterseniz bal ve limonu kullanmayabilirsiniz. Birkaç damla da limon suyunu ilave edip çırpma işlemine devam ediyorum. Ballı pastanın kremasını herkes farklı şekilde yapar. Ben de bu şekilde yapmak istedim ve çok da güzel oldu. Eğer kekiniz hala sıcaksa hazırlamış olduğunuz kremayı buzdolabına kaldırın, tamamen soğuduktan sonra yapın. Ama benim kekim önceden soğuduğu için hemen yapım aşamasına devam ettim. Kekimi dikkatli bir şekilde kalıptan çıkartıyorum. Zaten çok kolay bir şekilde çıkıyor ve ortadan ikiye büyük bir bıçak yardımıyla kesiyorum. Videomuzu bu kısma kadar kesintisiz izlediyseniz lütfen yoruma kalp bırakın. Ben de bu sayede izlemiş olduğunuzu anlıyorum. Kekimi ortadan ikiye kestikten sonra servis yaparken kolaylık olsun diye öncelikle fırın kağıdından ayırıyoruz. Bu işlemi zaten sonradan göreceksiniz ki fırın kağıdını çıkardığımızda ister pasta altlığına isterseniz servis tabağına çok kolay bir şekilde alabileceksiniz. Normalde bu aşamada pasta altlığını yerleştirmem gerekiyordu ama unuttum. Tekrar fırın kağıdının üzerine yerleştirip pasta çemberini etrafına kapatıyorum. Özellikle şunu belirteyim, pasta çemberini yıkadım. Çünkü kek kalıntıları vardı, bunun krema yapışmasını istemiyorum. Kekimizin üst kısmını 8 eşit parçaya kesiyoruz. Eğer kalabalık misafirler için hazırlıyorsanız daha fazla parçaya da kesebilirsiniz.
Üzerinden düşen file bademleri daha sonra üzerine tekrar serpiştirebilirsiniz. Kekimizi kestikten sonra bir kenarda bekletiyoruz ve hazırlamış olduğumuz kremayı kesmiş olduğumuz kekin üzerine düzgün bir şekilde yayıyoruz. Kremayı düzgün bir şekilde düzelttikten sonra üzerine daha önceden kesmiş olduğum kek parçalarını sırasıyla yerleştiriyorum. File bademli kekimizin en son parçasında yerleştirdikten sonra elimizle üzerine hafifçe bastırıyoruz ki kremanın üzerine tamamen otursun diye. Kenarına dökülmüş olan fazla file bademleri de üzerine serpiştiriyorum ziyan olmasın. Hemen masamı temizledikten sonra üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar balı pastamızın her tarafına gelecek şekilde gezdiriyoruz. Normalde birçok arkadaşımız balı önceden ısıtır ama ben ısıtmadım. Yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar. Yani ben göz kararı yaptım ama ortalama bu kadar yeterli oluyor. Üzerine gezdirdim. Soğuyup güzelce dinlenmesi için buzdolabına kaldırıyorum. Ben bir gece buzdolabında beklettim. Ama en az 4 saat dinlenmesi gerekiyor. Bir gün sonraki halini hemen sizlere göstermek istiyorum. Kelepçeli kalıbımı hafif yan çevirerek dikkatli bir şekilde çıkartıyorum. Bu kısımları sizlere özellikle gösteriyorum ki sizler de yaptığınızda aynı sonucu alın. File bademli ballı pastamızın daha güzel görünmesi, daha çok dikkat çekmesi için kenarlarını bir spatula ile düzeltiyorum. Bakın bunlar küçük detaylar ama pastamızın daha güzel ve daha kusursuz görünmesini sağlıyor. Bir pasta altlığı sayesinde pastamı servis tabağına alıyorum. Siz isterseniz normal düz bir tabakta kullanabilirsiniz. Bu tarifimizi sunum aşamasını hazırlarken inanılmaz kararsız kaldım. Ama hangi kısımda kararsız kaldığımı söylemeyeceğim. Videonun sonunda belirteceğim ama eğer siz bu kısma kadar izlediyseniz nerede kararsız kalmışım ve ne dikkatinizi çekti onu yorumda yazabilirsiniz. Daha sonra videonun sonunu izleyin. Bütün kremalı pastalarda olduğu gibi her dilimden sonra mutlaka bıçağı bir peçeteyle siliyoruz. Pastamız artık bütün güzelliğiyle servise hazır. İnşallah sizler de yaptıktan sonra beğenirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Tariflerinden memnunsanız beğenip paylaşmayı, yorum yapmayı, arkadaşlarınıza da tavsiye etmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz bu videodan hemen sonra abone olabilirsiniz. Sizler bal... Kızım ben konuşayım. Önce ben konuşayım sonra sen. Sizler ballı pastamızın kıvamını izlerken ben de artık veda etmek istiyorum. Benim için yapımı çok kolay ama video montajı oldukça zor olan bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki tarifimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.